Sağlıkta özelleştirmenin, sağlıkta piyasalaştırmanın, sağlığın parayla alınır verilir bir meta haline getirilmesinin toplum sağlığını bozacağını, toplumun gereksiz sağlık harcamalarıyla bütçesinin zenginlere peşkeş çekileceğini, hastane sahibine çekileceğini biz defalarca söyledik. Bakanlıkla, ilgililerle, meslek odalarımız ve ses ve sendikalarımızla sürekli konuştuk ama hiçbir zaman bizi dinlemediler. Çünkü işin içinde para vardı, çünkü işin içinde yolsuzluk vardı, işin içinde büyük bir sermaye aktarımı vardı. Biliyorsunuz ne zaman bir emekli işte maaşımız düşüktür dediği zaman SGK biz zarar ediyoruz zaten biz toplayamıyoruz diyoruz diyorlar. Oysa SGK dediğimiz kurum sonuçta bu özel sağlık sektörüne ve kamu sağlık sektörüne yani hastanelerimize de özel hastanelere kamu hastanelerimize ödeme yapan kurumdur. Eğer siz bir yerde 5 tane 10 tane özel sağlık hastanesi açarsanız ve burayı denetimsiz bırakırsanız kötü niyetler her zaman vardır ve devreye gireceklerdir. Ve gereksiz tahliller, gereksiz tetkikler, gereksiz ameliyatlar, gereksiz bir sürü sağlık işlemlerini devreye sokarak SGK'yı tabiri caizse soyacaklardır. Ve soyuyorlar da. Sağlık hizmeti bir anayasal haktır. Sağlık hizmeti alınıp satılamaz. Her Türk vatandaşının ve her bölgedeki her halkın temel anayasal hakkıdır. Siz herkese eşit ulaşılabilir, kendi ana dilinde anlayabileceği dilde sağlığı hizmetini sunmak zorundasınız. Bu anayasanın size emrettiği bir emirdir. Ama siz ne yapıyorsunuz? Özel hastanelerle, kamuda hizmet alımlarıyla, İşte radyoloji servisleri taşeronlaştırılmış, ameliyathaneler taşeronlaştırılmış, acil servise taşeronlaştırılmış. Yani kamu hastanesi dediğimiz hastaneler de aslında bir nevi özel hastaneye dönüşmüş aslında. İşte böyle bir ortamda biz bugün yine itirazlarımızı sürdürdük ve zaman bizim ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkardı. Şimdi doğrusu özel sağlık kuruluşlarında bu çetevari bir yapının ortaya çıkması buzdağının görünen kısmı. Yani non-liberal politikalarla başlayan sağlıkta dönüş programı sonrası biz şunu savunuyorduk. Ücretsiz, ana dilde, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmeti herkesin hakkıdır. Ve devlet doğumdan ölümüne kadar herkesin sağlık hakkını ücretsiz olarak vermelidir. 2004 yılında başlayan bir süreç var. 2004 yılında özel sağlık kuruluşlarıyla beraber bir sözleşme imzalandı. O günden bugüne çok ciddi anlamda sermayenin aktarıldığı bir alana dönüştü orası. Şöyle ifade edeyim, Türkiye'de 100 yataktan 34 tane yatak şu an özel sağlık kuruluşlarına ait. Ve bu gittikçe bu sayı artıyor. Bunun artması, sağlığın ticaretleştirilmesi, piyasalaştırılması söz konusu. Bu durumda ne olacak? Paran kadar sağlık hakkı durumu söz konusu olacak. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Sağlık hizmetinin özel sektör eliyle değil, kamusal alanda kamu eliyle verilmesi bizim talebimizdir. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. 20 yıl önceki asıl açıklamasına gelmeden 20 yıl önceki haber metinlerine baktım. 20 yıl önce de sağlıkta ticaret ölüm demektir başlığıyla basın açıklaması gerçekleştirmişiz. Tam da kamu sağlığının özele devredilmesiyle ilgili, özel eliyle de yapılabilmesinin önünün açıldığı dönemlerde. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Her anlamda siz eğer kanun koyucu insanların vicdanına işi bırakırsa bunun altından böyle sorumsuz çetevari yapıların çıkması gayet normaldir. Bu tabii ki tüm sağlık emekçilerini töhmet altında bırakacak bir olay değildir. Canla başla mücadele eden ve halkın sağlık hakkı mücadelesini de sürdüren sağlık meslek örgütleri, sağlık emekçileri bunun dışında tutmak lazım ve yönelimlerini de aslında bu çetevari yapılara yöneltmek lazım.